Merhabalar, selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün arkadaşlar düşündüm, Windows işletim sistemleri bildiğimiz üzere zaman içerisinde kullandıktan sonra şişmeler, donmalar, kasmalar, ağır çalışmalar ve benzeri durumlar gelişiyor zaman içerisinde. Ve buna mukabil olarak Windows işletim sistemi yazılımsalın dışında donanımsal eğer bir sorunu yoksa tabii ki yazılımsal olarak çok dolu oluşundan, bir takım uygulamaların yoğun oluşundan sistem zamanla yavaşlamalara neden olmakta arkadaşlar. Bunun üzerine çeşitli uygulamalar var. Temizlik, bakım onarım, hızlandırma ve benzeri araçlar var. Bu araçlardan hangisini kullanmalıyız gibi bazı sorular geldi bana. Öneri ve tavsiyeler yapmam istendi bir arkadaşımız. Ben de bunun üzerine bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmemde yarar var arkadaşlar. Bilgisayarınızın özellikleri eğer düşükse çok komplike bakım ve onarım uygulamalarını kurmamanızı tavsiye ederim. Eğer orta ve üzeri 8-10 yıl veya işte yeni bir bilgisayar jenerasyon bilgisayarsa istediğinizi dilediğinizi kullanabilirsiniz. Windows üzerinde arkadaşlar bunların da bilinmesi gerekiyor. Ne kadar uygulama ve yüklü olsa da veya bakım onarım programları kullanılmış olsa da bir takım yorucu uygulamalar var. Yoran, sistemi yoran uygulamalar var. Bunlardan en bilineni Windows Defender'dır. Her ne kadar korusa da sistemi ne yazık ki işlemci ve RAM'i sistemi arka planda çok kullanmakta. Oyun oynuyorsanız veya benzer grafiksel uygulamalar kullanıyorsanız gecikmelere neden olabilir, bilgisayarın tepkime sürelerini uzatabilir vesaire. Bu gibi durumlardan etkilenir bilgisayarınız. Bunları bilmekte yarar var. Ben önerilerimde hatta buraya notlarımı da aldım. Şimdi burada Glary Utilities var. Benim favori uygulamam. Uzun yıllardır sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Adventure System Care var. Asampo WinOptimizer, AVG TuneUp Utilities ve CCleaner var arkadaşlar. Bir de bunu da ekleyeyim dedim. Genel ve kalıcı performans format sonrası kullanımı. Windows 10 11 için performans skripti. Bunu ben kendim hazırlamıştım daha evvelden. Ama ancak buna geleceğiz, en son geleceğim. Sitelerine girdim ben arkadaşlar. Şu bu Glary Utilities'i görelim önce. Bu uygulama arkadaşlar free olarak yani ücretsiz olarak kullanım sunmakta. Hepsi öyle aslında. Ama satın almanız için bazı uygulamalar sınırlama koymaktalar. Dolayısıyla Glary Utilities'te böyle bir sınırlama yok. Gayet başarılı bir şekilde kullanılabilir. Bilgisayarınızdaki kilitlenmeleri, donma ve kasmaları tek tarama halinde bir kere de seçip ilgili şıkları temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Hatta driverlarınızı güncelleyip yedekleme işlemleri dahi var yani bu program üzerinde. Gelelim Adventure System Care, Eobit şirketinin arkadaşlar. Bu uygulama da çok güzel bir uygulama. Bazı arkadaşlar zaman zaman sitelerde dile getiriyorlar. Uygulama Windows'u bozuyor vesaire gibi şeyler. Doğru kullanıldığında arkadaşlar hiçbir uygulama bilgisayarınızı bozmaz. Her zaman tedbiri elden bırakmamak gerekir. Geri yükleme noktaları, kurtarma noktalarınızı oluşturun. Önemli dosyalarınız varsa yedekleyin, harici diskleri yedekleyin vesaire. Böyle kullanmaya devam edin. Asampo WinOptimizer. Bu program hakikaten çok güzel bir program arkadaşlar. Bilgisayarınızı A'dan Z'ye bakımını, onarımını yapıp aynı zamanda performans şeyleri var, işlemleri yapılabiliyor. Oynuyorsanız Jammer mod vesaire var. Sistem Care'de de var bu. Dolayısıyla bu programı özellikle tavsiye ederim. Yani gerçekten işini layıkıyla yapıyor. Buna benzer yine şey var. AVG TuneUp Utilities. Bu program da arkadaşlar belli bir ücret şey yapıyor. Mail kaydıyla free ücretsiz kullanımı sağlayabiliyorsunuz. Belli bir sınırlama dahilinde. Tabii ki internet üzerinde kırılmış olanları var. Ayrıca edinilebilir. O kişinin kendi şeyine bağlı, kullanmasına bağlı, isteğine bağlı yani. CCleaner var arkadaşlar. Yıllardır, uzun yıllardır bildiğimiz bir uygulama. Bu uygulama da artık son zamanlarda kendini çok geliştirdi. Dolayısıyla
Ben çok komplike bir şey olmasın, sadece günlük temizliğimi yapayım düşünüyorsanız, Sea Cleaner özellikle. İkinci olarak Glory Utilities. Benim favori programım. Gerçi arayüzünü çok geliştirmediler ama gerçekten işini layıkıyla yapıyor. Gelelim arkadaşlar Windows 10 Script'e. Bu arkadaşlar Windows 10 için tasarladım ama Windows 11 için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu script'i arkadaşlar telemetri, arka planda çalışan, yoğun kullanım yapan bütün servisleri kapatır. Sadece temel olan şeyleri bırakır. Herhangi bir denenmiştir real ve gerçek makinalar, sıra makinalarda. Dolayısıyla sisteminize ek ilave bir performans getirir. Bunu sıfır kurulmuş bir sistemde kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Yine belirteyim, sistemlerde işlemleri kullanmadan evvel geri yükleme noktalarını oluşturun arkadaşlar. Hani olası istemediğiniz bir fonksiyon olur, sorun olduğunda geri dönüşünüz olur. Bu script aynı zamanda isteğe bağlı olarak da istenen ayarlar eklenebilir veya kapatılabilir. Not defteriyle açmanız yeterli. PowerShell script arkadaşlar bu. Ben açıklamaları buraya ekledim. Yani videonun altına da ekleyeceğim zaten. İndirmelik Yandex. Burada benim gnu/linux.tr/blogspot.com blog sayfamda mevcut. Burada tnstr.com'a da eklemiştim. Ama ben blog sayfamı şimdilik böyle açtım, gösteriyorum. Ben mesela hangisini kullanıyorum? Ben burada Advanced System Key kullanıyorum. Bunu ben kendim modladım. Yani içeriğinden şeyleri çıkarttım. Fazlalıkları, servisleri vesaire. Kendim optimize ettim. Oyun kipini açtım. Arka planda yoğun kullanılan servisleri kapatıyor ve bilgisayarınız rahat bir şekilde tepkime sürelerini arttırarak çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Glary Utilities ve Adventure System Keyer, yani Sea Cleaner'la beraber tercih edilebilecek ilk üç uygulamadan bir tanesi diyebilirim. Yani burada çok komplike olmasın, normal sade bir şey olsun, donanımı düşük olanlar Glary Utilities'i seçebilirler veya Sea Cleaner'ı seçebilirler. İkiye alalım bunu. Üçüncü olarak Advanced System Care var arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. İçeriğinde birçok tools var zaten. Performans arttırma, işte spyware, temizlik arındırma bilmem ne. Birçok uygulamayı da donanım işte bilgileri, işte ne bileyim driver sürücü yükleme vesaire. İçeriğinde üzerinden ayrıca yükleyebiliyorsunuz zaten. Ben de Light sürümü, yani kendim yapılandırdığım için Light sürüm olduğu için şey bu. İçeriğinde bazı şeyler yok. Onu da eklerim videonun altına. Dilerseniz indirebilirsiniz. Burada güncel olmayan programları gösteriyor. Burada tümünü güncellediğinizde güncelliyor otomatik. Sisteminizdeki uygulamaları güncelliyor aynı zamanda yani. Burada gösteriyor, size uyarı veriyor. Koruması özelliği de var. Yani böyle tam korumasa bile Defender'ı kullanmak istemeyenler, hani sisteme ağırlık veriyorsa eğer, böyle hafif bir korumayla kendilerini bu şekilde koruyabilirler bilgisayarları. Ama tabii tavsiye etmem. Daha teşekküllü koruma programları var. En azından bir free olanlarda benim aklıma gelen 360 Security Total var. SNT. İki Panda var. Panda Dome diye geçiyor. Free kullanım olarak, ücretli değil. Onları da tavsiye ederim koruma için. Yani eğer ki Defender kullanmayacaksınız. Defender kullanıyorsanız hiç problem yok. Normal kullanmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar, Windows başlangıcında birçok servis ve uygulama oluyor mevcut bildiğimiz üzere. Bunu başlat çalıştırdan msconfig yazdığımızda başlangıçta çalışan programları başlangıç ve buradan görebiliyoruz. Mesela burada 3, 2, 3, 4. 4 tane programım çalışıyor. Bunlar benim ihtiyacım olanlar. Eğer ki başlamasını istemediğiniz program varsa üstüne bir kere tıklayıp devre dışı bırakabilirsiniz. Birden fazla devre dışı bırakabilirsiniz. Fark etmiyor ama kullandığınız bir ses uygulaması olur. Ne bileyim farklı bir indirme aracı olabilir. Onlar kalabilir. Şeydi, problem yok. İsterseniz de kapatabilirsiniz. Açılış süreleriniz de bu sayede uzar arkadaşlar. Pardon, kısalır. Ondan sonra şey olur. Sisteminiz rahat bir şekilde açılır, kapanır ve gereksiz olmayan şeyler çalışmaz ve siz de rahat rahat bilgisayarınızda işlemleri sürdürebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, burada söylediğim gibi Glary Utilities, dediğim gibi free ve ücretsiz kullanım düşük donanımlı bilgisayarlar için önereceğim bir araçtır. Bakım olan temizlik aracı. İkisi yıkanır. Ücretsiz. Adventure System Care de ücretsiz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Diğerlerine gelince bu Asampo Win Optimizer ve AVG Tune Up Utilities sistemi donanımı orta ve üzeri olanlar bilgisayarlar için tavsiye edeceğim. Gerçekten komplike, güzel, her türlü işlem yapabileceğiniz Türkçe dil desteği de mevcut olan uygulamalar arkadaşlar. Buraya bak adamlar, yani bilgisayar için İsviçre çakısı. Yani çoklu işlemleri yapabileceğiniz yapıda olduğu için bu şekilde bir resim eklemişler. Ekran görüntüleri falan var. Bakalım ekran görüntülerine. Büyük. Şöyle, evet, gördüğümüz gibi şey gösteriyor ayarlarını falan vesaire. AVG TuneUp Utilities arkadaşlar. Bu program aynı zamanda AVG'nin free şeyi de var. Antivirüs programı. Onun uygulama üzerinden şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok özelliği var arkadaşlar. Sisteminize tamamen müdahale edebileceğiniz bir uygulama. Dediğim gibi, yani free kullanımda, ücretsiz kullanımda sınırlamalar olabilir, reklam olabilir. İnternet üzerinden kendinizin kişisel tercihine bağlı. Hani lisans crack'le kırılmış olan kullanabilirsiniz. Bilemem, o benim tavsiye ederim etmem, o tartışılır. Ama yani risk almamak için free kullanmak her zaman daha mantıklı olacaktır. Bu cracklerin ne yaptığı, sistem üzerine ne gibi işlemler yaptığını bilemeyiz. Onun için taramalarınızı yaptırın. Temizse kullanabilirsiniz. Antivirüs taramasıyla. Asampo Win Optimizer'ı free kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Belli bir şeye kadar. Ama yine de işlevleri yapıyor arkadaşlar. Benim önereceğim Glary Utilities, System Care ve CCleaner. Yani bu ikisini birlikte de kullanabilirsiniz. Bunu ikisini de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Yani tamamen sizin tercihinize bağlı. Şu an piyasadaki neredeyse en yaygın ve çok kullanılan programlardan arkadaşlar. Windows script'ini de, performans script'ini de bahsini ettim. Kendiniz formattan sonra kullanabilirsiniz. Ben bunların linklerini videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Windows için performans arttırma, bakım onarımı uygulamaları hakkında bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Yani belli bir araç üzerinde yoğunlaşmayacağım. Arayüzü, ya kozmetik olarak güzel olabilir program ama önemli olan arka planda nasıl size randıman verdiği önemlidir. Kozmetik olarak görüntüye aldanmayın arkadaşlar. Burada yani aslında en yaygın kullanılan System Care. O da kozmetik olarak daha güzel göründüğü için olabilir. Daha ileri seviye kullanıcılar için ve makinaları iyi olan cihazlar için arkadaşlar, kişiler için bu ikisi Asampo WinOptimizer ve AVG TuneUp Utilities daha doğru bir tercih olacaktır. Sisteme tam hakimiyet sağlamak için gerçekten uygulamalar iyi uygulamalar gerçekten de. Denemenizi tavsiye ederim. Linklerini eklerim videonun altına. Tercihsin yani hangisini kullanıp kullanmayacağınızı siz karar verin. Dediğim gibi bahsini ettiğim şekilde donanımlarınıza göre uygun olan, kriterlere uygun olan araçları ve uygulamaları kullanın arkadaşlar. Performans skripti için yani soru ve görüşleriniz olursa video altına eklerseniz arkadaşlar ben de yardımcı olmaya çalışırım. Hepsi denenmiştir. Ben denedim hepsini. Skripti de denedim. Testleri yapılmıştır. Performansı arttırdı. Kesinlikle garanti ederim. Yani memnun da kalacağınızı düşünüyorum, bu kanaatteyim. Evet arkadaşlar, siz neler düşünüyorsunuz? Videoyu yararlı buldunuz mu bilmiyorum. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Elimden geldiğince bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Sizler de kendinize göre işte uygulayıp kullanıp ki son kararı sizler verirsiniz. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonu tıklarsanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.